Pamukkale Hierapolis'ten herkese merhabalar. Uzun ama gerçekten çok uzun bir aradan sonra nihayetinde aile olarak Pamukkale'ye gelebildik. Arkamdaki manzara harika ama yukarıda bizi çok daha zevkli görüntüler bekliyor. Evet, bizimkiler zaten yola düştüler. Yukarı doğru ağır ağır tırmanıyorlar. Demir burayı ilk kez göreceği için herkesten daha heyecanlı. Demir, burası neresi? Neden Pamukkale? Pamuktan mı yapmışlar buraları yoksa? Hayır, adını öyle koydular. Buraya ne girmesi yasak? Aşağıda okudun. Bebek arabası giremez. Neden giremez? Çünkü o bu beyazlıklara tekerlerin zarar veriyor. Kirletiyor çünkü. Evet, Demir'in söylediği gibi traverterler koruma altında ve şu an hepsi pamuk gibi bembeyaz. Buraya her türlü araç, bisiklet ve benzer tekerlekli aracın girişi yasaklandı. Amaç traverterleri koruyabilmek. Evet, an itibariyle traverterlere giriş yapıyoruz. Haydi bakalım, yerler kaygan. Umarım burada düşmeyiz. Demir hepimizden hızlı gitti. Şimdiden traverterlerin tadını çıkartıyor. Hadi o zaman Vika, biz de çıkalım yavaş yavaş. Anneme gönderiyorum. Demir, yerlere dikkatli bas. Buralar kaygan olabilir. Birlikte düşmeyelim. Şimdi anladın mı buraya neden Pamukkale diyorlar? Hadi bakalım. Düş önümüze. Çünkü burası Pamukkale. Evet. Pamukkale. Olsun, sen yine de dikkat et. Demir şuradan gördüğü bütün beyazlıklardan süper keyif alıyor, heyecan duyuyor. Bizim orada da bir tane Pamukkale Park var. Yoksa buraya mı benzetmişler onu? Anneye de bakalım. Sevgili Victoria nerede? Victoria manzaranın keyfini çıkarta çıkarta geliyor. Evet ve şimdi güvenliklerden Victoria'ya uyarı geldi. Traverterlerde lütfen ayakkabı giymeyin diye. Evet, gezimiz ilk minik uyarıyla başladı ama çok daha keyifli devam edecek. Demir tabi uyarıyı duyar duymaz hemen akıllı çocuğum ayakkabılarını çıkarttı. Demir, onları elinde tut. Yere böyle basmak daha güvenli. Evet, su ılık ve inanın bana çok iyi hissettiriyor. Demir, yoksa bu kar mı? Hayır. Buz mu? Bakalım, bakalım. Şeker mi? Bakalım. Bunlar da çıkıyor. Bence Demir tişörtünü çıkarıp suyun altına oturabilir orada. Tişört. Doğal şelale. Evet, o da şifalı. Valla burada suların altında oturmak serbest. Ben Demir'in yerinde olsam suyun altında otururdum. Yoksa annesi mi oturacak biraz?
Evet, Victoria suyun tadını çıkartmak için en güzel yerlerden birine oturdu. En güzelini yaptı. Rusya'da görenler de çatlasın. Hem de serinlik oluyor, güneş altında kurtarıyor. Kesinlikle. Bakalım kaç dakikada kururuz. Çabuk kururuz, hava sıcak. Hem yolumuz biraz daha var yukarıya doğru. Demir ama oralar kaygan olabilir. Biraz dikkatli ol. Aşağı in, annen yanına gelirsen bence çok daha güzel olur oğlum. Pamukkale traverterlerine tırmanışımıza devam ediyoruz. Biraz önce ufak bir mola verdik. Suyun keyfini çıkarttık. Şimdi yukarıya Hierapolis'e geçmeye hazırlanıyoruz. Yerlerdeki çamurlar hem şifalı ama aynı zamanda tırmananlar için biraz kaygan olabilir. Bunu unutmadan tırmanmakta her zaman fayda var. Nasıl Vika, kolay tırmanabiliyor musunuz? Kayganlık açısından mı? Daha. Hiç kaygan değil tabii. Demir, en çok tadını sen çıkartıyorsun buraların. Ama oraya çok dikkat et lütfen. Orası en kaygan yer olabilir babacığım. Şu an hava sıcaklığı 33-34 derece ama biz sanki Everest'in zirvesinde gibi bembeyaz karların içindeyiz. Muhtemelen izleyen herkes de aynı şeyleri düşünecek. Ama burada sadece hava çok sıcak. Tek farkımız bu. Yukarıya çıktıkça aşağıdaki manzara çok daha güzelleşiyor. Perspektif çok harika. Sizin için biraz ileriye doğru yaklaşalım. Yukarıdan Pamukkale'yi şöyle bir gösterelim. Aşağıdan da tırmanarak yukarıya gelmeye devam eden turist kafilelerini görüyorsunuz. Tırmandığımız yer aşağıdan kısa gibi görünüyor ama yol çok kıvrımlı ve yukarıya doğru eğimli olduğu için bir yerden sonra zorlamaya başlıyor. Demir, hadi oğlum, yolumuz uzun, yukarıda sular daha çok fazla. Yukarıdakilerle oynayalım, bir de yukarıda antik tiyatroyu göreceğiz daha. Arkadaki havuzda da sulara giren bikinili turistleri görüyorsunuz. Hadi bakalım, yolumuza devam. Evet. Biraz buradaki sulara girmek ister misin Demir? Buraya girip yürüyebilirsin. Demir hiç affetmez çünkü. Biraz ılık, soğuk demeyelim de. Hierapolis'in girişine yaklaştıkça kalabalığımız gittikçe artmaya başladı. Tabii insanlar girerken ve çıkarken en fazla bu noktada zaman geçiriyorlar. O da burada insan kalabalıkları oluşmasına sebep oluyor. Belki de. Biz de çok fazla konuşmadan sizin için manzarayı çekmeye devam edelim. Demir, hepimizden hızlı gidiyorsun. Yukarıya az kaldı. Gelmek üzereyiz.
buradan. Neredeyse 30-40 adım sonra Hierapolis'e çıkmış olacağız. Dayan Vika, az kaldı. Şu an her milletten farklı lisanlar duymaya başladık. Evet, kesin ana giriş buradan. Da.